Evet arkadaşlar, etkinliğimiz için, güzel kalplerimizi yapmak için geldim. Uzun zamandır yayın yapmıyorum ya da böyle video çekmiyorum. Etkinlik amaçlı olarak. Bir heyecan ya da bir kusurum olursa affola. Evet, kalplerimize başlayalım. Şimdi şu yaprağı yapacağız öncelikle. Yaprağını yapacağız. Ben bunun için bu şekilde 3 sürafa yapacağız bu yaprak için. Ben şurayı dipten hazırladığım için kendim bu şekilde araya 4 tane koyup ondan sonra yaprak işlemine geçiyorum. Şimdi bunu yaptım. Biraz tok olsun diye tekrar gidiyorum. Birazcık hani uğraştırıcı bir işlem ama hani tok da gösteriyor. Şimdi 2 kat. Şimdi arkadaşlar tekrar şu şekilde içine. Şimdi bunu yapmak için şu dipte 5 tane zürafa yapacağız. Müzik sesini biraz kapatayım. Belki çok geliyor olabilir. 5 tane zürafamız yapacağız. Bu şimdilik ben yayında sadece bir yaprak bir kalp yapacağım. 2 tane yaparsam uzun olabilir. Arasını istediğiniz gibi yapabilirsiniz. İsterseniz benimkisi gibi de olabilir. İsterseniz hani kendiniz farklı bir modellerde tasarlayabilirsiniz. Umarım iyidir. Şu an 4 tane oldu. Şu şekilde 5 tane yapacağız. Geriye gidiyorum. Şu şekilde şurada başta pardon, mesaj da düşüyor. Kafamı karıştı. Şurada başta bir tane pipirik yapacağız. Arkadaşlar. Şu şekilde. Bu yaprakta, bu yaprağımızın özelliği yanlardan arttırma yok. Ortadan arttıracağız. 5 tane yaptık ya. En ortadaki zürafamıza arttırma işlemini yapacağız. Şöyle bakın. Şu an tam ortadayım ben. Buradan arttıracağız. Şu şekilde. Şuraya pipirik koymayı unutmuyoruz. Arttırma işlemi de hani zürafaların aynı eşit olacak. Ben siz hani fark edin diye hafiften yüksek yaptım. Fark edinsin diye. Hani bilmeyen arkadaşlarımız var. O yüzden belki kafaları karışabilir. Şu şekilde tekrar geriye diyorum. Başa pipirik yapıyorum. Şöyle. İsim bulamadığım için Zeyno'nun kalpleri dedim etkinliğimizin adına. Birkaç isim talebinde bulunmuştu arkadaşlar ama hiçbir aklımda kalmadı. Yine ortadan arttırdım arkadaşlar, bakın. Şu şekilde. Aslında çok kolay bir teknik. Bu şekilde 5 sıra gideceğim ortadan arttır. Yine başa pipirik yapıyorum.
yine ortadan arttırma işlemini yapıyorum. Şöyle. Bakın. Yine arttırdık. Biraz hızlı yapmam lazım arkadaşlar. Bayağı uzun bir video olacak. Arttırma işlemini biraz hızlanayım. Şu son sıra zaten. Şimdi arttırmayı bırakacağız. Eksiltmeye geçeceğiz. Öncelikle iyi ipimi düğümleyeyim ben. Diğere kadar gitsin. Şimdi şey yapmaya devam ediyoruz. Pipirik yapmaya devam ediyoruz. Düğüm yaptım. Şimdi biraz zor geçiyor. Normal yapıyoruz artık. Arttırma işlemini bırakıyoruz. Normal zürafa yapıyoruz. Bakın zaten şekil almaya başladı. Bak. Benim ip yetmeyecek. Nasılsa vakit kaybetmemek için hemen ikinci iğnenin önündekine geçmek istiyorum. Ben hazırladım zaten. Vakit kaybetmeyeyim diye. Ekleme işlemlerini de hani modiflerde olsun, dağlarda olsun, kenarlarda olursa daha iyi olur arkadaşlar. Çünkü ortalarda ekleme gözüktüğü zaman hoş olmuyor maalesef. Yine baştaki pipirimizi yapıyorum. Biraz uzun oldu. Küçülttük. Şöyle ayarlayalım. Düşen düşsün yere, vakit kaybetmeyelim, atalım. Değil mi? Zaten 3, 2, 1, 0 de gidiyor zaten. Şimdi son zürafamızın tepesine de battım. Evet arkadaşlar, şimdi yapabileceğimiz işlem pipirik yaparak aşağı ineceğiz. Aslında en güzel teknik bu. Yaprağa şekil veren teknik bu. Üsttekini biraz uzun yaptım. Direkt şuraya giriyorum. Bakın. Görülüyordur umarım. İçinden geçiriyorum zaten. Şekilde bak.
Şu şekilde yaprağımız tamamlandı. Şimdi şu işlemi yapacağız. Kalpler için. Ben şimdilik bir tanesini yapacağım. Bırakacağım. Çünkü uzun, çok uzun bir video olacak. O yüzden bir tanesini yapıp kalbe geçmek istiyorum. Hafif bir pipirik yapıyoruz. Minik bir pipirik. Şu şekilde. Üste çıkıyorum. Yine küçük bir pipirik. Yine üste çıkıyorum. Bir tane daha yapacağız. Buradaki biraz daha küçük olsun. Hani şeyler çok sarkık bir şekilde sallanmasın diye. Şimdi bunu buraya yaptık. Şu şekilde. Bakın. Pardon, dördüncüyü koyacaktık. Onda üç tane yapmışım. Kafa kaldı, öyle kalmış. Üç tane yaptım. Bir tane daha küçük yapıyorum. Dördüncüye kalbimiz yapacağımız için dördüncüsünün tepesine çıkmıyoruz. Direkt yine yaprakta yaptığımız gibi dibe ineceğiz. Ama pipiriksiz. Birazcık şekil vermek amaç. Tok durmak. Şu şekilde. Bunu bu şekilde iki tane yapmamız gerekiyor. Ama ben bir tanesini yaptım. Şimdilik bırakacağım. Kalbimize başlıyorum. Kırmızı ipimi aldım. İnşallah ipleri birbirine karıştırmayız. İki zürafa ile başlayacağız. Ben bir başlayayım. Biraz uzun bir ip kesmişim ama göstereceğim. Şu şekilde. İki zürafa yaptım. Bu kalpte yanlardan arttıracağız. Ortadan arttırma işlemi yok. Arttırma işlemini zaten hepimiz biliyoruz. Şu şekilde. Bakın arkadaşlar. Hep iki ile başladım. Yanlardan arttırıyorum hep. Pardon. Arttırma işlemi zaten bu şekilde. Benim sayma tekniğim arkadaşlar dipten 1 2 3 4. 4 sıra daha çıkacağız.
Ben şimdi burada videoyu durduracağım. O 4 sırayı çıkıp tekrar devam edeceğim. Çünkü gerçekten çok uzun olacak. Evet arkadaşlar. Ben şu şekilde dipten sayıyorum. 8 sıra yaptım. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8. Şimdi kalp şeklini vereceğiz. 9. sırada döndüm. Geriye tekrar. 4 tane zürafa yapacağım. Şimdi üstten 4 oldu, alttan 5 gibi. 5. zürafaya da battım. Geriye gidiyorum. Üç, iki, bir de eksilteceğiz. Şu şekilde. Böyle yaptık. Kalbimizin şeklini birine verdik. Direkt 5 demiştim ya, 5. zürafa. Şu 5. zürafanın içine tekrar iniyorum. Şu şekilde. Şimdi 4 tane zürafa yapacağım. Dört, üç, iki, bir yapmıyoruz. Dört, üç, iki yapıyoruz. Bakın şimdi kalp şeklini aldı. Siyah ipimizi alıyorum. Direkt ip koymadan kontrol geçeceğiz. Dipten başlıyorum ben. Yeşilin içinden. Şimdi kesmek istemiyorum. Şimdi kontrolü bu şekilde geçeceğiz. Şimdi bu şekilde. Ben şimdi videoyu durdurayım, tekrar bitirip geleyim. Evet arkadaşlar, benim kalbim bitti. İkincisini sonra artık şimdi yayında sadece bir tanesini yetiştirebildim. Bir yaprak, bir kalp. Şu şekilde göstereyim.
Herkese kolay gelsin. Hoşça kalın.